Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Ölüm hayattan daha güzeldir. Mevt yani. Ruhlar aleminden alemi şehadete nuzul yani zuhurat yön zuhur denilir. Yöne, yön tarafı yani böyle gelişine nuzul denilir. Zuhurat, esmanın mertebesi. Buna hayatın meratiplerinde vasıflanarak gelmiş. Mesela ruhlar aleminden ruh geliyor. Şöyle diyeyim. Arş-ı Azam'dan cevher geliyor. Ve ruh geliyor. Lef-i Mahfuz'dan, bir şey anlatacağım da ölüm neymiş bak. Lef-i Mahfuz'dan akıl takılıyor. Arştan kalp takılıyor, hisler takılıyor. Altında cennet, cehennem var. Bizde gadab, hiddet, nefret, öfke, panik, panik atak, depresyon, olumsuzluklar, cehennemin nüminesi takılıyor. Surur, neşe, saadet, ferahlık cennetten bize takılıyor. Aşağı iniyorsun, daire ilim, yapılandırma takılıyor. İstidatlar, daire hayat, kabiliyetler takılıyor, kürs, şey takılıyor, nefis takılıyor, lef-i mahve, ismat, esir libası giydiriliyor, alem-i şehadete atom giyiliyor. Bu süreç, yön, zuhurattır, yani nuzuldur. Bu mertebeleri kazanmak zuhurat. Yani esmanın meratibi. Bu komple hayat serüvenidir. Geliş yönümüzü anlatır. Ve alem-i şehadette yaşar, viraj alır. Atomdan sonra, yani bedensel bir hayat yaşadıktan sonra, o araba viraj aldıktan sonra ters döner. Yani ondan geldik, ona gidiyoruz. Bu geliş serüvenin tersi. Dikkat edersen, bu hakikatin en mükemmel mertebesinden geliyor. Alem-i şehadeti uğruyor. Mevt ise bu hayat mertebesinin daha güzelini kazanarak gidiyor. Yani dönüşün ismidir mevt. Hayat inişin şeyidir. Mevt ise çıkışın adıdır. Yani bu hayat düzeyinden, boyutundan daha üstün bir boyuta geçme serüvenidir mevt. O zaman mevt hayattan daha antikadır. Başka bir şeyim, dikkat ederseniz Allah bir şeyi örtün dediği şey güzeldir. Örtün dediği şey güzeldir. Mevti ölümü öteki hayatın üzerini örtmek için kullanmış. Güzel örtülür. Mesela kadınlar örtülmesini istiyor. Çünkü güzeldir. İslam fıkhında altını çalmak suçtur. Yani bir şey çalmak suçtur. Çaldırmak iki suçtur. Niye onun nefsine mağlup olmasına vesile olduğunu da ortaya koydun? Yani örtü kıymetli ve güzel olanlara kullanılan bir yöntemdir. Değerli olan bir şeye, güzel olan bir şeye kullanılan bir şeydir. Mevt, ahiretin üzerine örtülen bir örtüdür. Ahiret bu dünyadan güzel değil midir? O zaman ahiret bu dünyadan güzelse oraya götüren vesile kötü olur mu? Mevt daha güzeldir. Çünkü dönüşümüze vesile oluyor. Allah'a kavuşturuyor. Ondandır ki, ustad diyor ki, mevt göründüğü gibi dehşetli değil. Tamam. Bunu belki iş yapamazlar. Antikadır yani. Şimdi bir şey soracağım. Sonra. Hani ondan geldik ona gidiyoruz ya sınavda. Allah'tan geldik Allah'a gidiyoruz. Yani sanki biz daha önce şöyle biliyorduk. Başında da Allah var, sonunda da Allah var. Ama sanki biz gidiyoruz bir yerden dönüp sonra tekrar ona geri dönüyoruz. Yok. Yani bu dünya aleminde dediğimiz doğru. Yani şöyle.
Bu alem-i şehadette nasıl konuşacağız? Yani zuhurat, ezel ve ebed. Bu yorumlamamıza, ezel ve ebedi ayırmasına sebep olan alem-i şehadettir. Atomdur yani. Atomdur. Ezel de Allah'ın, ebed de Allah'ın. Geldiğimiz, gittiğimiz. O noktadan bakarsan öyle bir şey yok zaten. Beşer düşünüşü bu. Yani insan canibinden olaya baktığın zaman mesela ilim maluma tabi. Allah'ın ilmi şeye tabi değil ki. Ha beşer. Şimdi ondan geldik ona gidiyoruz. Yani sanki uzaklaştık da gidiyoruz. Ama ne yapalım böyle konuşuluyor. Nasıl konuşacağız başka burada? Böyle tanımlayabiliyoruz. Yani. He. Ama şöyle diyelim tanımı. Şimdi Esma ile bizim aramızdaki durumu anlatayım. Esma ile bizim aramızdaki durum şu. Buzdan suyu çıkart. Buzdan suyu çıkart. Ne oluyorsa, ne olursa mevcudattan da Esma'yı çıkartırsa ne olur? Bitti. Buzdan suyu çıkartırsan ne oluyorsa mevcudattan Esma'yı çıkartırsa ne oluyor? Ha, işte Esma ile madde ilişkisi böyle. Nedir o? Esma'nın meratibinin yani madde nedir? Enerjinin dönmüş halidir. Yani aslında enerji esmadır, kuvvettir yani. Ama ondan geldik, ona gidip neredeydik ki? Yani buzun neresinde esma var? Yani buzun neresinde su var? Hayır. İşte su böyleyiz. Var. Şimdi şurası, altı, üstü fark etmiyor ki. Su, buz suyun içerisinde değil ki. Her şey. He? Mesela buz dese ki ben sudan geldim suya gidiyorum gene. Ha. Mesela. Sudan geldim suya gidiyorum dese buz gibi oluyor. Allah'tan geldim Allah'a gidiyorum. Sudan geldim suya gidiyorum. Neyse buz biz de öyleyiz yani. Güzel olmuş. Evet, tamam. Oturdu yani. Eyvallah. Eyvallah. O hepten tabir oldu ya. Selamünaleyküm arkadaşlar dedim. Eyvallah. Ama ne insanlar ya. Ne insan. Sahide kızarsın değil mi? Aleyküm selam demesiyken eyvallah. Oturuyor, ders dinliyor. Acayip. Ben buradan çıktıktan sonra seni görecek miyim dedi. Ya. Eyvallah değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil. Lehu makalidu semavati vel ard. Fesubhanellezi biyedi melekutu kulli şeyin ve ileyhi turcaun. Ve min şeyin illa indena hazainuhu. Ve ma nunezziluhu illa bi kaderin ma'lum. Ma min dabbetin illa huve ahizun binasihatiha. İnne rabbi ala sıratı mustakim. Sadakallahu'l-azim. Erkan imaniyenin kutbu azam olan imanı billah. Yani iman esasının kutbu temeli, başı Allah'a iman. Tevhid dersimiz. Atlıyorum. Tevhid iki kısımdır diyor. Orayı da atlıyorum. Birinci nükte içinde bir ihtar. Oraya geçiyorum. Burayı okumayız artık. Yani 292 fakat atlıyorum İbrahim bakıyorsunuz. Tamam. 293. Ey esbab perest gafil. Ey esbab perest gafil. Esbab bir perdedir. Esbab bir perdedir. Perde nedir? Perde iki manasına geliyor.
Perde iki manaya geliyor. Bir örten, bir hakikatin ortaya çıkmasına zemin olandır. Mesela sinema perdesi örtmüyor, hakikatin ortaya çıkmasına vesile oluyor. Kardeş sen geç içeriye, benim dikkatimi çekiyorsun. Sen geç içeri, çayını iç, ondan sonra gel. Tamam? Hadi bak. Bitir, her şeyini bitir, ondan sonra derse gel. Şimdi sinema perdesi her şeyin ortaya çıktığı zemin. Her şeyin bu perde midir? Örten midir? Açıklayan mıdır? Açığa çıkaran mıdır? Açığa çıkarandır. Perde deyince hep örten anlıyoruz. Bunu yıkmamız lazım kafamızda. Perde. Ne yapıyormuş? Bir daha söylüyorum. Her şeyin ifade edildiği yer. Şeytan da böyle ya. Hayra bir perdedir. Adem böyledir. Adem. Kendine zıt olanı geri mi yansıtıyor abi? Evet. Geçirmiyor içine. Geçirmiyor. Öteki mesela cam güneşi vurur geçirir. Ayna olamaz. Yani cam ayna güneşi gösteremez. Vurup geçiyor. Hayırlar böyledir. Arkasına mutlaka siyah bir boya olması lazım ki cam ayna olsun. O siyah boya şeytan mı oluyor? Şeytan oluyor. Bizdeki karşılığı nefis, nefis. Evet. O zaman cam ayna oluyor. İkinci bir manası perdenin örtendir. O da kıymetli ve değerli şeyin üstünü örter. Ölüm bir perdedir. Niçin perdedir biliyor musunuz? Demek istemiyordum bir parçasını söyleyeyim. Çünkü ölüm denilen zahiri çirkinlikle örtülmeseydi herkes intihar ederdi. Çabuk geçmek için. İnan herkes intihar ederdi. Ahiretin güzelliklerini görsen ne yapardın? Adam bir kız için intihar ediyor ya. Huri için, cennet için, cemal için ne yapar yani? Giden burada kimse kalmaz. Kalmaz. İşte hayatını koru diye ölüm korkusu konmuş ki hayatını doğru kullan diye. Aslında duygularımızı ifrat ve tefritten azade edip vasata koyan korku ve haftır. Olmazsa bu duygular yaygın olur. Haramlar da böyledir. İstikamete vesiledir. Mesela yolu çölde ne hangi yol? Yol mu var orada? Bir taş, bir taş, bir taş, bir taş, bir taş, bir taş. Ah yol oldu. Nedir o? Haram, farz. Haram, farz. Haram, farz. Haram, farz. Yol. Yani bir şey belirlemek için taşlardır. Burayı değil. Bu. Burayı değil, bu. Burayı değil, bu. Burayı değil, bu. Ölüm değişti mi? Söyle, Selahattin abi. Ölüm güzel bir şeyin üstüne örtülen perdedir. Perde, ölüm perdesi diyor. Ölümün perdesi altındaki çok garip güzellikler gözükmemesi için cahilin nazarında ölüm böyle örtülmüş. Ölümün arkasındaki o güzellikler gözükmüyor. Çünkü avam çıplak hadiselere muhataptır. Yani gördüğünü değerlendirir, yorumlar. Anlayanlar onun için istemişler. Evet, yani. Anlayanlar onun için istemişler. Hasan sizin mi biraz görmüştünüz? Hani birisi demiş ya size, buralar çok güzel, bilseydim daha önce ölürdüm. He ya. Daha önce gelirdim, evet. Sanki onun eline dedi. Ondan sonra senin dediğin gibi bile değil buralar demiş. Evet. Bilseydim daha önce gelirdim demesi çok garip. Dedi ki, Allah Allah çok seviyordu ama nereye çektin beni şimdi? Allah Allah. Amin. Ya dedi, Hasan kardeş çok korkuyorum dedi. Hususi konuşuyorduk. Gerçi senin çok dersine katıldım. Abim, hocam,
Ruhla beden arasındaki farkı düşündün mü? Sekeratta. Ben de bir gün tadacağım ben bunu. O dedi ki çok alimdi. İnşallah tatmazsın dedi. Şehitler tatmıyor. Amin de. Anladım. Bak. Sen bildiğin şeyi sana tekrar etmeyeceğim. Sana bir nasihatim olsun dedi. Böyle deyince hemen sekerat daha girmedi. Sakın hocadır, alimdir, vakıftır, nurcudur, tarikatçıdır, Süleymancıdır, şeyhtir. Sakın bunları seni onunla konuşmana bloku şey perde olmasın. O seke ölüm anına bu yatağa yatıp ölümünü bekleyen hiçbir şey değil. Sakın dedi bu budur diye anlatmazlık yapma, anlat. Çünkü sıfır kafa oluyor diyor. Ben her şeyim bitmişim diyor. Hiçbir şey hatırlamıyor. Gidiyor ya. Kanser vesaire. Sakın diyor hocadır bu işi biliyordu zaten. Buna anlatmaya gerek yok deme diyor. Bundan sonra nasihatim olsun sana dedi. Mutlaka anlat. Allah Allah. Şu an acayip bir hal diyor. O demişti işte. Ondan sonra ölümü böyle anlattım. Nasıl hoşuna gidiyordu yani. Ölümün biraz da ilerisini sizden anlattım da daha ilerisini. Biraz anladığım hususi intibahlarım var benim. İçen enfus çok güzel oluyor. Yeri ve zamanı dediniz de sana. Anlatmanın yeri ve zamanı. Tamam iş. Biraz değinebiliriz abi. Bir tanesi o işte. Bir parçası. Ölüm o suretin o çirkin gibi gözükerek dünyayı dengelememize vesile oluyor. Eğer hayat seviyesine güzel gözükseydi, hayata geliş ne kadar istiyorsak çocuğun, hayattan gitmesini de o kadar isterdik kendimizi. Nasıl seviniyorsak birisinin gelmesini bu hayata, öyle horon vururduk gidene. Tamam mı? Bunlar, o zaman dengeyi bozardı burada. Burada şöyle diyeyim. Bir parçasını daha fazla şey yap. Mıknatıs düşün. Demiri koydum buraya. Bu durdu. Yaklaşınca ne olur? Bunu burada durması lazım. Bu vacibül vücut alemine doğru yön. Bu demirin burada durması lazım. Alem-i şehadette eşya durması lazım. Her şey aslına meyillidir. Unutmayın. Her şey aslına kavuşmaya fıtraten meyillidir. Bunu burada tutan şeytandır. Onun için bu burada durmamız için bu lazım bu adam. Yoksa bu kalkarsa tak oluruz. Yok. Hemen asıla inkılap eder. Bu adam bizi burada tutuyor. Yine şeytanı sevdiğimizde sana. Abi hepten şeytanı seveceğiz şimdi. Gidin ben odasın abi. Şeytanı sevmeyeceğiz de bu belonu. Fakat lazım diyeceğiz. Yani Allah bu şeytanı niye yarattı sorusu olur, cevabı olsun. Bugün hanımlara başka bir şey anlattım. Ara boştu o. O çok hoşlarına gitmiştir zannediyorum, düşünüyorsun. Yani burada nasıl tutacaksın bu mıknatıs şey demiri? Çekiyor. Çok kuvvetli burası çeken. Ya cennet seni çekiyor kardeşim. Yani hisler bağdır. Cennet çekimdir. Çekilen insanın beka duygusudur. Ebed arzusudur. İnsanın içsel yapısı hiç bu dünyayla alakası yok. Çekiyor. Şimdi bu buna ne yapışacak? Yapışmaması için burada bir birim lazım. Bir berzah lazım. Dur diyecek birisi lazım. Ha? Burada işte bu lazım. İşte bu şeytan ve Adem'i anlayış olan mevt. Mevt. Mevt böyle bir şey. Yani bizi burada tutmaya vesilelerden bir tanesidir. Anlayış. Bunu aşan ölümle hayatı eşit görmüş. Çünkü yuhyi ve yumit aynı şey. Esma itibariyle aynıdır. Kıymetli falan değil. Bir tanesi kıymetli, bir tanesi kıymetsiz diyebilir misin? Ezel evet. Ehad vahid. Aynı şeyler ya. Yuhyi ve yumit aynı. Yani esma itibariyle, değer itibariyle Allah için aynıdır. Tamam. Ey esbab perest gafil. Esbab da neymiş biliyor musunuz şimdi? Esbab da ayrı bir esmadır.
Şöyle diyeyim. Toprak, çekirdek, ağaç, meyve. Meyve. Meyvenin bize gelmesi için ağaç esbab değil mi? Ağacın yapılması için esma gerekmiyor mu? Esbab işte. Esmanın kendisi. Peki filizlendi. Mayıs 1, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, 2012, 2013, 2014 Mayıs'ında, Haziran'da verdi meyve. Bu nedir? Her bir esmanın tecellisidir. Her bir an ayrı bir esmadır. Yani esmanın hakkı ayrı bir mertebesidir yani. O zaman her bir esma böyle böyle soğan doğrar gibi tecelli değil midir? O zaman esbab dediğin şey nedir ki? Aslında burada da sonsuz mertebeyi görüyoruz. Evet, sonsuz. 1 ile 0 arasında sonsuz rakam vardır. Evet, 1 ile 0 arasında sonsuzdur. Sonsuzdur. Dibine 0 aş yapamazsınız. O mertebeler arasında sonsuzluk vardır. Evet, yani hiçbir sayının mesela 1'den 0'a sonsuzdur. Yani sıfırlayamazsın. Yani düşünce itibariyle böyle. Esma mesela. Çekirdek soğan keser gibi. Yani elmaya sebepti. Ne nasıl konuşacağız başka? Direkt Allah gökten verecek değil ya, dala takmış. Dalla ne alakası var? Elma ne kadar esmanın tecellisi haksa ağaç da o kadar haktır. Ama konuşacağız başka, ne yapalım? Ey esba perest gafil. Ey elmayı ağaçtan zanneden gafil desek. Esbab bir perdedir. İki manada var. Bir, cehaletimizi gizliyor. Örtücüdür. Yani direkt Allah görmüyor, göstermiyor. Veya esbab zemindir. Orada sinema perdesi gibi film gözüküyor. İnsan duvara bakıp filmi seyrediyor ama kimse duvarı görmüyor. Ama duvarda görüyor. Duvarda görüyor ama duvarı görmüyor. Garip değil mi? Duvarda seyrediyor sinemayı. Mesela başka. Sabahleyin erkekler aynayı görmez. Aynaya bakınca insan kendisi için baktığı için aynayı görmez. Kadınlar aynayı görür. Aynaya kendisi için bakmaz. Aynayı ayna için baktığı için siler. Haklısınız. Beyce niye görmüyor? Hiç gördün mü aynayı? Yok. Böyle. Değil mi? Bu dünya düşünenler için öyle bir fırsathane ki, bak bugün bir psikolojiden bir cümle oldum, hala onun etkisindeyim Selahattin abi. Okuduk ya, bir o kadar etkilendim ki vallahi etkisindeyim. Okuyayım o cümleyi bununla alakalı. Bak yemin ederim, ne zaman yaptık bu, öğlen mi? Öğlen yaptık. Bir cümle okuyayım. O kadar etkilendim ki, inan. Sonsuzluk hayatının başı olan dünya hayatı, fırsatını bilene iyi fırsatlar sunuyor. Devam ediyor. Ahirette bir daha geri dönemeyeceğiz ya. Ezeli ve ebedi. Bak, ezeli ve ebedi. Bir daha bu dünyaya gelinmeyecek imtihan için. O zaman sonsuzluk hayatının başı olan dünya hayatı, fırsatını bilene iyi fırsatlar sunuyor bu dünya. Düşünsene, bak burası çok önemli, beni etkileyen yer. Senin bir dakika dünya hayatında olmayı isteyen milyonlarca toprak altında insanlar var. Şimdi onların ellerinde olmayan imkan sende mevcut. Bunun kıymetini bil. Şu anda milyonlarca insan toprak altında değil mi? Bir dakika çıkıp şöyle demek. Estağfurullah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, tekrar ölmeyi isterler. Yani ettikleri günahlara istiğfar etmeden ölenler var değil mi? Milyonlarca. O istiğfar etmek belki de sonsuz cehennemden sonsuz cennete gitmeye vesile olacaktı. O bir dakikanın içine, hatta 10 saniyenin içine sığacak bir şey var. Estağfurullah diyebilecek. Yani dünyada
keşke bir dakika bulunabilsem diyen, toprağın altında milyonlarca insanlara rağmen sen hala dünyadasın. Bunun kıymetini bil. Ben çok demek etkilendim yani bugün. Benim yaşadığım şu ana özdeyen, her şeyine bahasına, fabrikası olanlar, ölenler, padişahlar, sultanlar, onlar keşke, onlar hiçbirisi olmasa da Hasan'ın yaşadığı bir dakikasına bana verilse. Bir dakika diyen var değil mi hepsi? İşte o dakikayı yaşıyorsunuz, yaşıyoruz. Çok tuhaf. Bak bir de okuyayım. Düşünsene. Senin bir dakika dünya hayatında olmayı isteyen milyonlarca toprak altında insanlar var. Şimdi onların ellerinde olmayan imkan sende mevcut. Bunun kıymetini bil. Bir dakika için Allah lazım. O bir dakika gelebilmesi için Allah sistemini değiştirmesi lazım ki değiştirmez. Bitti. Ne güzel ya. Çok acayip. Bugün de o Hristiyan kilisesinden geçtik. Şey, mezarlıktan. Geçtik ya sağda. Sen sürerken, ben hep o ilgimi çekiyor oradan geçerken. Hep kiliseye, şey, mezarlığa bakıyorum. O acaba Hristiyan olanlar... Bizim bir dakikamıza neyi verirdi? Orayı gördü bir dakika gelse. Şöyle yapardı. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. La ilahe illallah estağfurullah lazım kelimelezi la ilahe illallah kıymetu vesvane. Estağfurullah. Hep böyle derdi değil mi? Hep saate vardı kardı. Bir dakika Musa'da. O ne olurdu? Sonsuz kafirlikten sonsuz Müslüman olacak. Olmayacak. Olacaktı. Ama o sende şimdi. O bir dakika sende. Hadi bakalım, bil onu. İbrahim, ben çok etkilendim burada. Ben de abi ya, saatlerimizi boşu boşuna harcadığımız zamanlar oluyor mesela. O bir... Öyle düşündüğün zaman mesela... Onun için en büyük hain, en büyük hain, en büyük hırsız senin zamanını çalandır. Demiş büyükler ya. Ne acayip ya. Gerçi şeyden, dersten uzaklaştık gibi gözüküyor ama... içsel şeyden etki. Zaten istifade etmek maksat. Ey esbab perest gafil. Esbab bir perdedir. Hep esbab kapatan zannediyoruz. Esbab zemindir yani. Esbab bir perdedir. Orada ifade ediliyor. Diğer esma. Esbab denilen şey esmadır. Onun üzerine başka esma gözüküyor. Değişti değil mi şimdi bu? Çünkü izzet ve azamet öyle ister. İzzet ve azamet böyle istiyor. Aynı yerde iki perdeyi de birden olmayı ihtimali var değil mi? Tabii canım. Hem de nihayetsiz. Mesela diyelim ki... 18 bin alem burada. Elmada mesela diyelim ki Esma'yı görüp Allah'ı görmek. Aynı zamanda aynı mevcudatta bir de mesela diyelim Allah'ı gizlemesi. Yani elma aynı anda Allah'ı açıyor, aynı zamanda Allah'ı kapatıyor. Evet. Örtüyor. Örtüyor. Yani. Evet. Hani perde gibi. Aynı şey. İki yönlüdür. Baktığın zaman filmlerin gözüktüğü yer, bakmadığın zaman kör olana mı diye bir şiir var. Bir şey var. Kör olana mı diye. Yani görmeyene. Yani görmeyse görmeyene de elma perde oluyor. Elma öyle bir perde oluyor ki Allah'ı kapatıyor. Ahireti kapatıyor. İmanı kapatıyor, peygamberi kapatıyor. Kapatıyor, örtüyor. Ölüm de acayip. Perde bir kalktı mı, yani ölümün hakikatini görenler, hakikatini keşfedenler, ölmeden önce ölmek istemişler. Bu cahil insanlar değil ha, alim. Tamam. Ölümün hakikatini keşfedenler. İzzet ve azamet öyle ister. Fakat iş gören kudreti samedaniyedir.
iş gören, kudreti Samedani. Niye Samet dedi? Samed'in kudreti. Kulu vallahu ehad. Allahu samet. Yani aynayı Samet olmak, Samet'e ayna olmak kolay iş değil diyor. 9. sözde. 10. sözde geçiyor. Samet aynası olmak, Samet, Allah'lık hakikatının en güzel bir şekilde gözüken bir zemin. Aynı Samet. Fert ismi azamın istenmiyor, tamam. En güzel gözüktüğü yer. Çok acayip ya öteler. İnan çok garip. Öyle yazıyor. İş gören kudreti Samedaniyedir. Samet de öyle bilsek yeter şimdi. Çünkü tevhid ve celal öyle ister. Tevhid ve celal öyle ister. Ve istiklali iktiza eder. Eğer bu sistem böyle çalışmasa Allah'ın izzet ve azameti açığa çıkar. Tamamen. Ondan sonra tevhid ve celal kendisini ifade edince ortalık tamamen değişir. Onun için perde, perde olmalı. Ama perde nasıl perde ise birbirini örtmüyor. Dikkat et, elma dedin ya sen. Elmada renk var, kokuyu kapatmamış. Koku rengi kapatmamış. Değil mi? Bak aynı birbiri üstünde. Nasıl perde ise bu. Bak düşünebiliyor musun Murat? Biraz daha söyleyeyim. Senin adın neydi? Hasan. Ha? Hasan. Evet. Hoş olasın. Hasan. Elmanın kokusu rengi kapatıyor mu? Hayır. Kapatmıyor. Koku rengi kapatmıyor. Renk şekli kapatmıyor. Şekil tadı kapatmıyor. Hepsi aynı yerde ama hepsi başka. Değil mi? İşte 18 bin alem insan da böyle. Yani kapat onun arkasını, onun arkasını öyle değil. Arkasını, 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 arkasını öyle değil. Koku neredeyse renk de oradadır. Renk neredeyse tat da oradadır. Kelamın içerisinde ben neresindeyse, çekirdeğin içerisinde ağaç neresindeyse, odunun içerisindeki duman ve nur iki zıt neresindeyse, 18 bin alem insan da böyledir. Mesela foton, güneşten çıkan foton tanesi. Isı, ışık, renk, 7 tane renk, ultraviyole ışınları, bir sürü dalga boyları değil mi? Hepsi aynı yerde ama hiçbir birisini kapatmıyor. Su, buz, H2O vesaire. Yani cam gibi diyebilir miyiz abi? Binlerce camı arka arkaya koysak sanki bir gibi gözüküyor arka. He yani şöyle bir cam, şey ayna. Böyle bir ayna koy. Birbirine yansıtın, ben baktım böyle. Böyle şöyle baktım. Sonsuz gözüküyor. Şuraya bir tane şey koydum. Eşya koydum şuraya, yere. Şuraya ayna koydum, şuraya ayna koydum. Baktım böyle. Hele daha acayip. Şuraya ayna koydum yere. Şuraya da ayna koydum, büyük yüksek. Hiç üşenmedim. Sandalye koydum dershanede. Sandalye koydum. Buraya ayna koydum. Yere ayna koydum. Sandalyenin burasını ayna koydum. Buraya bir tane de sandalye buraya koydum. Altı yere ayna koydum. Böyle bir yerden baktım. Aman yarabbi. Bakıyorum. Yani o tek şey var ya, ortada da bir şey koydum camın üzerine. İçine girsen altı yönde sonsuzsun. Burada da sonsuzsun, burada da sonsuzsun, burada da sonsuz, burada. Altı yönde sonsuzsun. Al, iman esasları gibi. İman esasında nasıl ki bir tanesi kalkarsa diğeri yok olur. Şimdi bunun sonsuzluktu ya, bu aynanın bu aynanın. Kaldır bir tanesi tek olur. İşte iman esasları böyle birbirini gösterdiği için sonsuzluğa derinleştiriyor seni. Sonsuzluğuna götürüyor. Kaldırdığın anda sonsuzluk değil, teke iniyorsun.
Anlıyor musunuz? İman esası 6 tane niye birbirini istizam ediyor? Bir tek şey 6 yönde sonsuz oluyor. Şöyle bir baktım şuradaki bıraktım. Bir elma koymuştum hiç unutmuyorum. Bir baktım ki elma oho. Şuradan bakıyorum. İster deneyin. Allah Allah. İnan dibi yok. Salih seni de geçiyor. Oraya geçtim. Üşenmem böyle şeyler. Baktım. Baktım sağa sola altı tane iman esası böyle birbirine yansıdığı için sonsuzluğu açıyor sana. Sana açıyor. Bir de 18 bin alem ayna birbirlerine gelse, 18 bin ayna birbirine gelse tık 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 tık. Ha? Murat. Düşünemez kızım. Ha? İşte insan bu. İnsan bu. Sonu yok, dibi yok. Bitince ondan sonra daha güzel insan olabilir mi sorusunu sorarız. Gelir mi sorarız? Olmaz, içinde oldu değil mi biraz? Şöyle son 18 bin ayna tık 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 birbirine yansıyor ama yani. Buna da benzemiyorsun. O kadar kıymetlisi. Geldi çöplükte harca kendi. Olur. Ne dedi? Bilmem başbakan şöyle gitti. O şöyle yaptı. Yok Almanya şöyle yaptı. Yok şey. Tamam ama yani değmiyor ya. Yani bunlarla meşgul oluyor. Değmiyor ya. Ama bir dakika ya. Allah aşkına mezardakiler kalksa hükümeti konuşur muydu? Evet konuşur muydu Selahattin abi? Selahattin abi böyle bir kafa sallıyor ki böyle yapmıyor ha. İçten içe. Abi Üstad şey bile öyle diyor. Beccal bile diyor. Kalksa sizi yaptığınızı yapmaz diyor. Gene bize ilişmez diyor ya. Evet. Evet. Senin o bir dakika elinde olmayan milyonlarca toprağın altında insan var. Onlar bir dakika kalksalardı ne yapacaklardıysa onu yap. Öyle bu şeylerle oyalanma. Basit şeylerle. Çocuk oyuncakları. Ne diyorsun ya? Çocuk oyuncakları. Çocukların elinde oyuncak alıyor. Adam yazmış. Biraz güldüreyim size. İstanbul'da. Yeni gördüm de etkilendim. Etkilenmesem burada denmez. Evleniyorlar. Arabanın arkasına yazmış tabela. Tabela yapmış. İçişlerini bakanını aldım. Hükümeti kurmaya gidiyorum. Hani herkes yazıyormuş. Evleniyoruz falan. Evleniyoruz yerine İçişleri Bakanı'nı alıp hükümeti kurmaya gidiyorum diyor. Lan böyle basit basit şeylerle adam. Sabahtan akşama geveze insan. Geveze. Hükümet şöyle yaptı, onu bu yaptı. Şuraya gitti. Ya bırak ya. Ya biraz bunlarla meşgul ol ya. Yazık günah ya. Sanki gavurun zamanını öldürüyor. Bizim memleket öyle. Ramazan'da volta atıyorlar. Bizim kapının önünde böyle. Konuşuyorlar. Dedim ne yapıyorsun Emici oğlum? Ya işte iftara var ya böyle yarım saat. Zaman öldürüyoruz. Ona içimden diyorum ulan sanki gavurun zamanı ya. Keşke verse bana ya. Bir odada onu koyardı masanı. Başka bir odada Muhittin Arabi odada 40 tane oluyordu ya. Karısı baktı ulan bir Muhittin giriyor odaya. 40 tane cilt kitapla çıkıyor. Çünkü Muhittin Arabi doğdu öldü saati belli. Çocukluk yok gece yok. Her bir şeye diyor. Güne bilmem şey her bir dakikaya galiba 10 sayfa düşüyor. Ömrünü hep kıyasa, ilim yapmasa, uyumasa, doğmasa, çocukluk olmasa, her bir dakika önsayıp, bu nasıl yapıyor demişler de, karısı anlatıyor. Ya bu nasıl oluyor cilt cilt kitaplarla çıkıyor diyor, gece gidiyor falan. Anahtar derinde mi baktı böyle? Baktı ki 40 tane Muhittin kitap yazıyor. Şimdi hükümetim sağdan soldan konuşanlara diyorum, o zamanınızı bana verseniz de çeşitli odalara Hasan'ı koysam. İnan, itimat edin bana. Bir haber açıp da dinlediğim günü hatırlamıyorum. Arabayla, yalan olmasın diye, arabayla derste gidiyoruz ya sağa sola, Polat diyor falan o zaman, biz Türkiye'de. Yani bir CD var, Kur'an'dır veya böyle eski ilahilerden böyle.
O CD'yi koyuyorum teybe. O çalana kadar işte ne duyduğumsa diyelim. Yani tam kapattı şafa. Hatta sesini kapatıyorum, bir kelam bile duymayayım. Moralim bozar bu seyahatta. Asit dökmek istemiyorum kafama. Asit dökmek istemiyorum. Asit kabul ediyorum haber bültenleri. Ruhun, kalbin asiti kabul ediyorum. 272 okuyun. Emir daha biri. Okuyun görün. Bir gazete bile okumadım. O gazete bile istemiyor usta. Ama işte maalesef insan asit döküyor. Onun için rahatım. Onun için enfusi derslerle meşgul oluyorum. Enfusi ders yapabiliyorum. Abi siyasi ders yaptım. Risale'de geçtiği için yaptım. Zaten ders şekline bakarsanız siyasette haberi olmuyor. Yani genişte olan hadiselerden sağdan soldan duyduğum şey. Aslında ben uyguladım. Neyse. Bunlar varken niye meşgul olacaksın? Yazıktır da. Hizmet değil mi? Hizmet diyenlere ver onları. Sen bunlarla meşgul ol. Tevhid ve celal öyle ister ve istiklal iktiza eder. Sultan ezelinin memurları, saltanat-ı rububiyetin icraatçıları değillerdir. Yani melekeler var ya, ruhaniler. Yani bu olayın aynası. Bunlar icraatçı değil. Belki o saltanatın dellallarıdırlar ve o rububiyetin temaşager nazirleridirler. Yani ve o memurlar, o vasıtalar kudretin izzetini, rububiyetin haşmetini izhar içindir. Ta umur-u hasisiyle kudreti mübaşereti görünmesin. Ats, alut, fark fişi olan insanı bir sultan gibi ats ve ihtiyaç için memurları şeriki saltanat etmiş değiller. Mesela Allah ruhanileri kullanmış, melekleri kullanmış, şeytanı kullanmış. Şeytan da bir perde. Melek perde olduğu gibi şeytan da perde. Tamam? Hepsi perde. Ta ki niye? Zahiri nazarda çok güzellikleri olan icraatın güzelliklerini göremez insan. Şeytanın da güzelliğini göremez. Şeytan doğru. Şeytan Kur'an söylüyor. Söyleyeceğini söylüyor. Ama bunun arka tarafı da var. Mesela Mudil Esmas. Anlattık şeytanı. Fakat bu Allah'ın icraatı var. Kanserdir. Olumsuzluklar, hastalıklar, musibetler. Ben bu almaya da, bak bu kadar. Sizden fazla ben biliyorum almayı. 10 senedir ben almayayım. Siz 30 sene, sen 30 senedir ben var. Ama benim kadar geçtiğini zannetmiyorum. Almayayım. Görmemişsindir. Ta Fransa'nın İsviçre ucundan ta İtalyan şeyine kadar hakikaten gezmiş çok. 34 sene. Evet, 34 sene. Ne gördüm biliyor musun? Hastalanmadan Risale-i Nur'a teveccüh eden insan 100 kişiden 1-2 kişi gördü. Çok az. İlle yumurta dayanınca o zaman Kur'an okuyor, Risale okuyor, namaza başlıyor. Olur mu abi? Hah, olur mu diyen sensin işte. %2 sensin. İstisnalardansın. Bunu diyen. Çünkü böyle diyelim patlamasın yani. Emniyet sibobu koyuyorum. İstisnalar var. İtiraz edene diyorum ki istisnalar var dedi. Kardeşim sen onlardansın. Yok. Şaka bir tarafa. Yok. İşte o kadar büyük nimet ki. Hastalık başa bela. Hayat bela. Mevt, bak nimet. Hastalık bela olmuş. Sihat. Sihat cehenneme götürüyor. Hastalıkla meyhaneye giden yoktur. Hasta yatıp da bir kilo içki getirsene bana. Değil mi? Değil mi? Şey, ölüm anında açın şu televizyon haberleri. Hiç gözünü açmıyor ki. Sistem bitti. Yani hastalığın, sihatın kurtardığı adama nispeten batırdığı adam çoktur. Hastalık vasıtasıyla isyan edenlerin batanlara göre kuyudan çıkarttığı insan sayısı kıyas edilmeyecek kadar çoktur. Hastalık da kuyudan çıkan çoktur. Zenginlik de batan çoktur ama dindar kalan azdır. Fakirlik de kurtulan çoktur, batan azdır. İstenmiyor ama bilinmesi lazım.
Demek ki vasıtalar Cenab-ı Hakk'ın izzetini, celalini ve yapılan icraatı arkasındakini göremeyenlere bir vasıta olmuş. Mesela diyelim ki kanserden öldü. Eğer kanserden ölmeseydi, yani öyle denmeseydi, Allah niye öldürdü ya, bunu mu buldu ya, bu genç yaşta ya. Ne diyorlar şimdi, nasıl gitti, hiç kimse Allah'ı hatırlamıyor. Nasıl öldü? Kanser kardeşim, yapma ya, kanser, amel. Ondan sonra biraz akıllı olan, ya kanser deyince Azrail ya. Azrail de perde değil midir? Şeytan da perde kardeş. Buna sapıttırdı falan. Niye layık on? İşte şeytan melun. Geç arkaya. Mudil esması. Niye? Liyakat olduğu için. Yani bir ehl-i hakikat için arkaya geçince ne melek kalıyor ne şeytan kalıyor. İşte Nur talebesi bak ne diyor Dehre Hoca. Soruyorlar Münker Mekir. Sen Allah'ın cennetini uman, cehennemini, cehenneminden korkan bir kul mu idin dünyada? Adam hayır diyor. Ulan ben de delilendim ya. Nasıl der ya? Münker Mekir'e böyle diyor. Hayır diyor. Böyle bir şey yaşamadım ben diyor. Lan cenneti uman, cehenneminden korkan bir kul değildim diyor. Nur talebesi ya bu abi ustadı iki defa elini öpmüş. Diyor ki, ulan ne diyecek? Hakikaten tuhafıma gitti ya. Tuhafına gitmez mi? Dedi ki, benim diyor cennetim, cennetin sahibi olanı bulmaktı. Benim cehennemim, cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetmekti. Bak adam nereleri vuruyor. Benim cennetim, isteyene ver onu, bana senin gerekseni var ya. Bu da başka yerden vurmuş. Benim cennetim, cennetin sahibi olan Allah'ı bulmaktı. Benim cehennemim ise, onun sahibi olan Allah'ı kaybetmekti. Adamın cehennet, cehennem, cehennem anlayışına bak, cennet anlayışı. Münker Mekir de şaşırdı ya. Hiç böyle bir adam az rastlamışlıktır. Biz biliyoruz böyle diyeceğini. Ha, öyle dedi ha. Seni böyle diyeceğini biz biliyorduk. Allah öylelerden etsin ya. Hı. Vurdu da kardeşim çakıverdi yani. Nurcu böyle olur yani. Hoşuma gidiyor yani. Kafama yatıyor. Beni de alakadar ediyor ya. Ya Allah Allah. Münker Mekir'e diyorsun elini ayağın. Ayağın kemençe çalmıyor yani. Skoda'ki değil mi ya? Münker Mekir'i görünce cehennemde karşında nasıl cevap vereceksin? Ya adam gibi yaşayınca adam gibi cevap veriyorsun ya. Bayağı şey. Hayatın konuşmaya geçiyor. Hayatın tümü. O ya ben böyle derim. Bırak onu. Hayatın konuşacak. İhtiyar irade yok. Ruh. Bütünlük o. Sade tarihçi çıkıyoruz. Hakkınızı helal edin bazen böyle. Demek esbab vaaz edilmiş. Ta aklın nazar zahirisine karşı kudretin izzeti muhafaza edilsin. Zira aynenin iki veci gibi her şeyin bir mülk ciheti var ki aynenin mülemen yüzüne benzer. Her şeyin iki yönü var. Bir aynanın siyah, bir de aynanın parlak tarafı. Mülk ciheti aynanın siyah yönü. Yani nefis, insan. Muhtelif renklere ve halata medar olabilir. Biri melekuttur ki aynenin parlak yüzüne benzer. Mülk ve zahir veçinde kudret-i samedanenin izzetine ve kemaline münafi halet vardır. Mülkte yani Allah'ın böyle hoşlanmayacağı şeyler var mülkte. Yani bu buradadır. Oysa bunun sahibi olan Allah her yerde. İşte olumsuz şeyler var. Hastalıklar, musibetler falan. Takdir etmediğimiz, onaylamadığımız. Bu mülkte olan şeyler. Ama dikkat edin. Mülkle melekut aynı işlevde. Aynı yerde çalışıyor. Bülent şey yaptı ya, dikkati çekti ya. Elma Allah'a açtığı gibi, yani bir alim gibi Allah'a izah ediyor. Elma. Allah'a götürüyor müfessir gibi. Allah'a tefsir ediyor. Ya Sani, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif diyor değil mi elma? Ama aynı elma Allah'a kapatıyor. Yani mülk de melekut aynı yerde. Esbab o halata hem merci hem medar olmak için vaz edilmişler. Esbab bu mülkte var. Hem o şere vasıta olmak
hem merci olmak. Şeytan vasıtadır, mercidir. Hastalıklar, ervah habiseler, mevad-i şerireler, 246 sözler, 258 sözler, hele 246'da anlatıyor sözler, mevad-i şerireden bahsediyor, ervah habiseden bahsediyor. Bunları ben ortaya ders yaptığım zaman oldum cinci, ervah habiseci, yani bu kadar cahil insan olur ama bir nurcunun da böyle demesi de garibime gitmesi değil yani. Ben mi uydurdum 246 sözlerde o kanser hücrelerinin negatiflerinin olumsuz haletlerin kaynağı ervah habisi olduğunu söylüyoruz. Sekine-i habisi ve mümessilleri olan ervah habisi diyor. 727'de. He? 727'de de geçiyor. 727'de de geçiyor. Sözlerde. Evet, orada da geçiyor. Çok dipte, acayip. Çok acayip ya. Böyle sertmiş usta, tabii görenedir görene. Görmesen körenedir körene. Ha, şimdi hatırladım. Görmesin. Bir de tuhaf. Bulmadı, görmedi. Görenleri de susturuyorlar ki insana bilmesin. Ya niye engel oluyorsun? Bırak adam. Esbab, o halete hem merci, yani şeytan, yılan, insanın istidadını bozan ve yanlış yollara sevk eden erva habisedir diyor usta. 246 sözlerde. İnsanın istidadını bozan, yanlış yollara sevk eden mevad-i şerire ve sekene-i habisesi ve mümesili olan erva habise. Erva habise deyince şeytan cin anlıyor. Kardeş değil, başka bir yapıdır. Usta 29 sözü şöyle diyor. Melek, ins ve cin. Melek, bak, melek, şeytan, ins, cin ve ruhaniyat diyor. Ruhaniyat bunların içinde bir şıktır. Şeytan ve cin değil. Melek diyor, şeytan diyor. Tamam. İnstir, cindir, ruhaniyat diyor. Ruhaniyat ayrı bir nev. Ha bu, ruhaniyat da ikiye ayrılır. Ervah haliye, ervah habise. Sihata vesile olan, şifaya vesile olan, hücreleri taşıyan ervah haliyedir. Hastalıkları taşıyan, hastalıklar, hasta denilen hücre, donmuş şeydir yani, hücre arkasındaki melekütet dizginini tutan ervah habisidir. İman onu kaldırıyor işte. Birisine demiştim ki, ya dedim, Deli Hoca'ydı ya, Allah rahmet etsin diyeyim. Ya dedim, hocam dedim, içeriye girip dedim, bir vakıf kardeş kanserdir. İçeriye girip o kanser ücretini alamaz mısın dedim. Yani eve giriyor sanki. Onu kanser hücresi, bak ne diyor bana. Kanser hücresini alamaz mısın dedim hocam orayı. Orayı. Tamam. Hasan kardeş dedi, bunu niçin istiyorsun? Abi vakıftır dedim. Hizmet etmesini istiyor. Bu hizmetin sahibi Allah fazla ister. Ben senin teselli için demiyorum. Abi dedim, ben bunun kanser hücresinin alınmasını istiyorum. Netice ne olacak dedi. Uzun olacak ömrü. Ya be gafil. Kanser hücresini Allah'ın izniyle alırım dedi. Ama ömrü değişmeyecek. Nasıl oluyor? Çünkü onun ölümü o isimle takdir edilmiş. Onun ölümüne illet kanser değil. Çünkü kanser adamı öldürmez. Ömrü, ecelimiz geldi mi? Ömrümüz bir saniye bir ileri geri gitmez. Ama ona bir unvan ve nam takılır. Kanser. Kanser öldürmez. Tansiyon adam öldürmez. Şeker adam öldürmez. Allah öldürür. Yuhyi ve yumit Allah'tır. Ha, ama ona isimdir. Ömrü değişmez dedi. Eceli değişebilir. Ömür dünyada kalma müddetidir. Ecel ise teris tezkeresidir. Ne iş yaptı? Yani ne ile öldü? Yazarlar kanser. Denizde boğuldu. Bu tezkeredir. Buna ecel denilir. Eceli onunla geldi. Ölüm ise dünyada müddet. Müddet değişmez dedi. O zaman kanser olması iyi. Niye iyi? Söyle bakalım. Adam devamlı uyanık olur. Ben nasıl kanserim diye ama dikkat edeyim. Daha ciddi namaz kılar. Kaza namazına başlar. Kaza oruçlarını bitirir. Hah. Kanseri oradan biz hücreyi alsak gene ölecek dedi bu. O zaman kalsın dedi.
Ne kadar insan rahat ediyor değil mi? Kanser hastası kardeşim duysa şimdi bunu. Kanser öldürmez. Öldü mü? Böyle bir ders var. Ondan sonra kalktım indim şeye, çay eline toplama yaptım. Kanser öldürmez kardeşim. Allah öldürür diye bir ders var. Ama o psikolojiyle öyle etkilendim ki. Gece yarısı indim dağdan. Dağda yaşıyordum. Kanser öldürmezmiş ya. Ben de bilmiyordum. Ben kanser öldürüyor zannediyordum. Cahilmişiz ya. Cahil. Zeki. Cahilmişiz. Ya esbab o halete hem merci hem medar olmak için vaz edilmişler. Fakat melekutiyet ve hakikat canibinde her şey şeffaftır, güzeldir. Melekutiyet tarafı şeffaftır. Arka tarafı nettir. Arkada öyle bir şey yok. Arkada yani şöyle. Buzun arkası su. Hani renk bu ama buzun arkası su. Suyun arkası aşık yok. Artık ne buz var ne su var. Buzun arkası su, suyun arkası. Arkası derken sanki ayrılıyoruz. Odunun arkası nur ve duman. İki zıt şey. Aynı yer. Arkası o yani. Arkası dediği onu meydana getiren. Ama mülk, melekütün ifade edildiği zemin. Odun. Ama biliyoruz ki ısı, ışık, renk, duman var odunda. Odunun bu tarafı melekütiyet. Odun görülmesi mülk. E ne kadar odundur ki bu? Bu odun mudur şimdi? Hakikat bin fizikçiye göre odun değil. Yoğunlaşmış enerjidir. İşte alim de böyle baktığı zaman ruh şey yapıyor. İşte kabire baktığı zaman öteyi görüyor. Alim oduna bakınca kilo kaloriyi gördüğü gibi odunun ısısını, ışığını, ultraviyole ışınlarını, enerjisini, kilo kalorisini öyle görür değil mi? Bir inşaat mühendisi nasıl görür, ben nasıl görürüm? Ha, işte bu Risale-i Nur'u enfusi tefekkür eden de kabre baktığı zaman odunun arkasındakini gören fizikçi gibi bu da bu fizikçi. Kabir fizikçisi arkayı görüyor. Arka ile burası aynı oluyor diyor. Yuhi ve yumit aynı. Hatta mevt örttüğü için o daha güzel bir şey diye söyleyenler var ya. Eksikler. Kudretin bizzat mübaşeretine münasiptir. Anladım. İzzetine münafi değildir. İzzetine münafi değildir. Onun için esbab sırf zahiridir. Geç ya. Keşke geçebilse. Ölüm zahiridir. Melekutiyette ve hakikatta tesiri hakikileri yoktur. Bakın odun ne kadar odundur. Görünüşe bakın, arkaya bakın. Buz ne kadar buz. Misal. Çekirdeğe bak. Ne kadar çekirdeği. Oysa koca ağaç orada. Çekirdeğin ölümü ağacın dirilmesi değil midir? Ölmeden ağacı çıkartabilir misiniz? Peki buna ölüm mü denilir? Çekirdeği öldürmeden ağacı çıkartamazsınız. Çıkartabilir misiniz? Peki çekirdeğin ölümü ne demektir? Ağacın, deme onu. Çekirdeğin ölümü deme. Ağaç dirildi. Çekirdek ölmüştür. Yani bir şey ölmeden o hakikati dirilmiyor. Ölmek aslında üstü açılmaktır. Aslına doğru hareket başlıyor. Mesela vitesi düşür viraj al. Şimdi buna göre viraj. Hep böyle görüyorduk. Yol bitti. Ölüm işte. Yol bitti. Yol devam ediyor kardeşim. Viraj al. Keskin viraj. Ama arabayı devirme. İmansız gitme ya. İmansız gitme. Doğru dürüst viraj al. Tamam. Demek ki melekutiyette tesir hakiki yoktur mülkün. Arka taraf, peki bunu böyle duyan ne yapardı? İzle okuyayım. Hem esbab-ı zahiriyenin diğer bir hikmeti şudur ki, haksız şekvaları ve batıl itirazları adili mutlaka tevcih etmemek için o şekvalara, o itirazlara hedef olacak esbab vaz edilmiştir.
Çünkü kusur onlardan çıkıyor, onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor. Bu sıra bir misali latif suretinde bir temsil-i manevi rivayet ediliyor ki, Hazreti Azrail aleyhisselam, burası çok önemli, ölümden korkanlar bak. Hazreti Azrail aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a demiş ki, kabz-ı erva vazifesinde ruhları kabz etmekte senin ibadın benden şekva edecekler, benden küsecekler. Yani ya Rabbi senin kullarının ruhunu almaya beni vazifelendirdi. Ben vazifeliyim ama herkes bana kızacak. Hakaret edecek. Cenab-ı Hak lisan-ı hikmetle ona demiş ki, seninle ibadımın ortasında musibetler, hastalıklar perdesini bırakacağım. Musibetler ve kanseri koyacağım. Ta ki ta şekvaları onlara gidip senden küsmesinler. Kanserle gitti. Tansiyonu vardı desinler. Hiç seni hatırlatmayacağım, merak etme diyor. Ama Allah dostları bilir. İşte bak, peki o zat nasıl gitti? Hakikaten Dehr Hoca kanserle gitti. Kanseri alabileceğimi söyledim, zat kanserle gitti. Kanseri kendisi de alır o zaman. Tamam ya, değişmez. Hakikaten ilginç. İnan, kanserle gitti. Vesile oldu yani. Yani dedi ki, hatırlıyor musun dedi, evde sana bir şey demiştim. Hatırladım hocam dedi. Şimdi dedi, benim dedi ecel tezkeremin ismi kanserle geldi diyecekler diyor. Oysa benim ömrüm bu. Daha önce de görmüştüm. Şu tarihte gideceğim. Mesela benim bana çok katkısı olan, bundan fazla Hızır abim var. Tevhid noktasında benim bayağı bana yatırım yapan zat abimiz. Vakıftı, biz daha gençtik, çok gençtik. O da başka bir şekilde gitti. Derdi ki, Hasan, ölümün gidiş sebepleri hikaye, hikaye. Allah Allah. Niye burayı okurdu? Bak, şekvalar onları gidip senden küsmesinler. İşte bak, nasıl hastalıklar perdedir, ecelde tevhim olunan fenalıklara mercidirler ve kabz-ı ervahta hakikat olarak olan hikmet ve güzellik Azrail aleyhisselamın vazifesine mutaliktir. Yani ahiretin bu kadar güzellikleri Azrail'in işlevine bakıyor. Azrail işini yapmasa ahiretin güzellikleri gözükmeyecek. Kimse gitmeyecek. O zaman bak ne diyor? Kabz-ı ervahta hakikat olarak olan hikmet ve güzellik, ölümde ortaya çıkacak güzellik, ölümle ortaya çıkacak veya şahit olacağımız o cennet, o Allah'ın rüyeti, o kendini görme hakikati Azrail aleyhisselamın vazifesine mutaliktir. Azrail aleyhisselamın iş yapmasına bağlı. Neredeyse insan diyecek, kalk çabuk yapsın. Öyle de burası çok önemli be. Bitiyor. Hazreti Azrail dahi bir perdedir. Demek ki insan Azrail aleyhisselam araya hastalık musibetleri koymuş. Şimdi Azrail aleyhisselam da Allah ile kul arasında hastalık Azrail. Kaldır onu Allah ve kul. Yani ilme göre kalkıyor. İlmin varsa, ilmin yoksa kanser. İlmin biraz varsa Azrail. Marifetin varsa Allah. Bak okuyayım. Ondan sonra bitiyor arkadaşlar. Neredeydi? Ha, öyle de Hazreti Azrail dahi bir perdedir. Kabz-ı ervahta zahiren merhametsiz görünen ve rahmetin kemaline münasip düşmeyen bazı halata merci olmak için o memuriyete bir nazır, yani gözlemci ve kudret-i ilahiye bir perdedir. Yani perde örten değil, o Azrail denilen bir perdedir. Orada güzellikler gözüküyor. Bir perdesini aralayayım mı? Bir perdesi. İnsan bütün kainatın çekirdeği mi? Evet. Yani çekirdek ağaca nasıldır? İnsan varlığı öyledir. Ama burayı dinleyin. Yanlış anlarsanız hakkımı helal etmem. İtiraz da olmasın. Olmaz. Çekirdek ağaca nasıldır? Yaprak ondan mı çıktı? Evet, değil mi? Koku da ondan çıktı, dal da ondan çıktı.
218 şualar diyor ki insan hakikat-ı Muhammediye cihetiyle kainatın çekirdeği hasnesidir. Tamam? Yani Allah ne yarattıysa hepsi Nur-u Muhammedi'den yarattı. Nur-u Muhammedi'nin bir nümenesi bizde var. Onun adı Ene'dir. Dolayısıyla o Nur-u Muhammedi'nin bir nümenesine timsal diyor. Tamam? Yani o Nur-u Muhammedi'nin bizdekinin adına ne aydır ne gaydır. Aynı gibiyiz. Dolayısıyla her bir insan kainatın çekirdeği aslisidir. Şualar 218'de söylüyor. Her bir insan kainatın çekirdeği aslisidir. Yani bu misal, bu ifade seni kainatın arkasına taşıdı. Yani senden arş yaratıldı. Senden arş azam yaratıldı. Senden lef-i mahfuz yaratıldı. Senden cennet cehennem yaratıldı. İyi dikkat et şimdi. Cebrail senle yaratılmış. Senden yaratıldı. Mikail senden yaratıldı. Senin çekirdeğin. Azrail senden yaratıldı. İsrafil senden yaratıldı. Sende karşılıkları olması lazım. Nedir biliyor musun? Aklın, yani senden yaratıldı, çekirdekten yaratıldı ağaç. Aklın simgeselliği, yani akıl, bizim cebredici güçler olduğu için Cebrail. O Cebrail'in bizdeki karşılığı akıl, dima. Hayatın o İsrafil'in bizdeki karşılığı veya bizim hayatımızın dişe vuruşu İsrafil. Bizdeki şuurun, şuur bütünlüğünün karşılığı dişe vuruşu Mikail. Ruhumuzun dişe vuruşu Azrail. Şimdi söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Mülk de aynı kitapta dediği gibi Azrail geliyor, ruh alıp gidiyor. Bu aynen iman ederiz, böyledir. Bu mülk de böyledir. Melekutiyet de işte kanun farklı gözüküyor. Azrail gelip ruh almıyor. Zaten Azrail burada çekip gidiyor. Yani çekirdekten ağaç çıktı diye çekirdek içindesi boşaldı mı? Bunu boşalttım. Yapacağım. Ha bak. Burada boşaldı. Çekirdekten ağaç çıktı diye çekirdek boşalmıyor. Benden yaratıldı diye o bende zaten var. Azrail'in bende karşılığı nedir? Ruhun duruşudur. Ruhun vücud haricisidir. İşte melekutiyet tarafta. Tuhaf tuhaf bakıyorsunuz da böyle. Geri mi takayım? Yani Azrail gidiyor. Zaten bizde mevcut Azrail. İsrafil zaten bizde mevcut. Adam öyle demiş. Geçmiş arkaya. Azrail benim, İsrafil benim, Şit benim, Nuh benim, Cennet benim, Cehennem benim demiş ya adam. Ya onun gibi diyenler. Biz bize geldik. O tuhaf değil mi? Bize geldik. Vefat etmiş. Münker Mekir soruyor. Keşfel kuburcular da yani kabri keşfedenler bakmış olan bu bizim ustad talebeleri. Ya ustad ne diyecek ya merak ediyoruz ya vefat etti. Münker Mekir soruyor. Men Rabbuke diyor. Senin Rabbin kimdir diyor. Muhyiddin Arabi'ye soruyor. Muhyiddin Arabi şaşırıyor. Diyor ki biz bize geldik. Biz bizdeydik. Biz bize geldik. Bizi bizden mi sorarlar? Sen kimsin ki sen bensin ya diyor. Benden başka bir şey misin? Sen kim kime ne soruyorsun? Sen benim hakikatımsın diyor. Dışa vuruşumsun. Sen neyi bana soruyorsun? Biz bize geldik diyor. Burası garip bir yer değil ki. Benim zaten olduğum yer. Biz bizdeydik. Ayrı bir şey değil. Biz bizdik. Bizi bizden mi sorarlar? Sen bensin zaten diyor. Nükhe Mekir söylemiş. Ya Rabbi ne diyor demiş bu. Cenab-ı Hak lisan hikmette sormuş. O yazıyor. Diyor ki onun sağlığında zaten yaşarken dünyada sözlerini kimse anlamıyordu. Zaten yazmış kitaptan. Bizi bilmeyen, bizden olmayan bizim kitapları okumasın. Yani ama bakın bir de sonu söyleyeyim de yanlış anlayın. Çekirdekten ağaç çıktı mı? Çekirdek boşaldı mı? Hayır duruyor. Güneşten foton geldi aynaya. Aynada güneş var diye güneş yok oldu mu?
Nur-u Muhammedi'den yaratıldı mı her şey? O Nur-u Muhammedi'nin bir numunesi bizde var mı? O numuneye ne denilir? Ene denilir. Enelerin toplamına Nur-u Muhammedi olur. Bu ene şuna benziyor. Kök, toprak, kök, çekirdek, ağaç oldu, meyve verdi. Meyvenin içinde çekirdek yok mu? Bu meyvenin içindeki çekirdek, kökteki çekirdeğin aynısı değil, değil, gayrisi de değil. Ne denilir bu meyvenin içindekine? 16. söz. Ne aynıdır, ne gayr. Biz bu meyveyiz, ben şu anda. Meyvenin içerisindeki çekirdek, kökteki çekirdeğin. İşte bu meyvenin içindekine ene. Buradakine Nur-u Muhammedi. Ama işte şu alar 218'de diyor ki, bu çekirdeğe parmağını koy. Bu çekirdek, bu çekirdeğin aslı olmasından, gayri olmamasından, ne aynıdır ne gayr. Bu noktadan, bunu götürdüğünden, çünkü surede de öyle geçiyor. Kulüvallahu ehad, küllehu küfüven ehad. Sonunda da ehad, başı da ehad. Bu çekirdek, bizi bu çekirdeğin hakikati olduğundan, timsali olduğundan, yani güneşin aynadaki timsali. Aynada güneş gözüküyor ama güneşin bütün hasiyetine sahip. Ama güneş değil, gayr de değil. Ayna değil. Şurada gözüken güneş, ayna değil. Güneş değil ama güneşin bütün hasiyetine sahip. Buna işte ene denilir, buna Nur-u Muhammedi dersek. İşte bu meyvenin içerisindeki çekirdek bizi asla taşıyor. Asıl da durup bu hakikatine bakarsan bütün kainat senden yaratılmış. Şualar 218. O cihetten çekirdekten ağaç oldu, meyve çıktı, kütük çıktı diye çekirdek boşalmıyor. İnsandan da Cebrail yaratılıyor, arş yaratılıyor, cennet yaratılıyor. Yani insanın hakikati, yani hakikat-ı Muhammedi, bizim hakikat-ı Muhammediyemiz var. Yani insan derken onu kastediyorum. Bu insanlık değil. Bizim insanlığımızın anladım, hakikati, yani hakikat-ı Muhammediye cihetimizle biz kainatın arkasındayız. Beşeriyet itibariyle, levazımat itibariyle, bedensel itibariyle kainatın içine doğmuşuz. Hakikatımız kainattan öncedir. Çekirdek ağaçtan öncedir. Ama meyve itibariyle ağacın sonudur. Biz kainatın meyvesiyiz. Ama için meyvemizin içinde bir çekirdek var ki ağacın başıdır. İşte çekirdekten ağaç çıktı diye çekirdeğin içi boşalmadığı gibi bizden her şey yaratıldı. Arş, kürs, işte bu adam buraya oturarak dedi, arş benim, kürs benim, cennet benim, cennet benim, Cebrail benim, Mikail benim. İşte bundan dolayı mükermekile dedi ki, Allah Allah sen kimsin dedi ya. Benim yani şey dedi ki, dal çekirdeğe hesap soruyor. Çekirdek diyor ki sen ne diyor, Allah Allah, bensiz sen zaten vücutta olamazsın, sen kimsin ki diyor. Çekirdek de şey, yaprak dava atıyor, tak tak ya, rüzgarla sağlanıyor, aşağıdan bakıyor, o havalara girmeye. Fiyakan bozulur. Bensiz kendini ifade edemezsin. Sen beni unutup davalara girme yani. Fiyakanı bozarım diyor. Tamam. Şimdi Muhyiddin Arabi burada oturmuş. Yaprak hesap soruyor. Bu da diyor ki Allah Allah. Benim varlığımla sen orada duruyorsun diyor. Ben geri çekilirsen sen lap diye yok olsun. Yani ben diyor suyum, sen buzsun. Ben bir çekilirsem bak bakalım o haline. Diyor, tamam. O zaman bizden yaratıldığına göre onun bizde karşılığı yok mu? Ruhu bu bedende tutan Azrail'dir. Ruhu bedende tutan. Çünkü nasıl tutacaksın? Odunun içerisindeki dumanı ve nuru nasıl tutacaksın oraya? Ya bu binanın içindeyiz. Binaya benziyor muyuz? Benzemiyoruz. E peki bu binanın içerisinde insan var diye bina insandan kıymetli midir? İşte beden bina gibidir. Ruh içinde oturan gibidir. O ruhu bu cesede tutan Azrail'dir. Bütün kainatın hakikatını cebreden, cebredici güç kaynağı Cebrail dima'dır. Dima bütünlüğü Cebrail. Hayatın bütünlüğü İsrafil. Şuurun bütünlüğü Mikail. İşte ölüm anında bu Azrail bu Azrail öksürme durmuş şey yapıyor. Tamam öyle oluyor. Abi. Gidiyor yani. Buradan gidiyor. Mülk de nasıl oluyor? Gelip alıp götürüyor. Sen gene öyleyin. Öyle, öyledir. Aklımıza mesela bir
bir şey gelmediği zaman meleklere selam söyleyebiliriz o meleklere. Dört büyük meleğe. Hı hı. Sana yaptığı gibi. Evet. Mesela uçak sağlanıyor. Mikail'in ruhuna Fatih'e gönder bak uçak nasıl duruyor. Ha? Tabii ya o Mekkel Melaike ya bütün hadiseler, olaylara. Ey Mikail Aleyhisselam Allah'ın izniyle senin ruhuna bir Fatiha çakıyorum ama ihraplı böyle. Şu şeyi sallama şimdi. Şimdi zamanı değil. Şimdi sallama. Kitap okuyorum. Ey vallahi dedim. Şimdi bak yazıyorum. Beni rahatsız etme. En arkadayım. İyice sallıyor. Endişe ettiğimde de yazamıyorum ya. O Münih'in üzeri çok kötü oluyor. Yazamıyor. Üstad da öyle yapmış abi. Ya, hakikaten yazamıyorum. Bir şey yazıyordum. Kur'an şey yazıyordum. Gerçi sistemi bozmamak lazım. Allah ikram eder etmez. O artık Allah'a. Esbaba müracaat ettik. Esbab da o. Ya Mikail Aleyhisselam. Şimdi ben şey yazıyorum. Şey yapma bunu oynatma. Abi şey diyecektim. Şimdi ruhun karşılığı Azrail'e. Ruhun karşılığı değil. Şöyle diyelim. Ruhu alemi şehadet tutmak çok zordur. Hı. Allah Azrail'i kullanıyor. Yani bedende ruhu nasıl tutacaksın? Bu adam... Bu saat, bir saati geçtiğimizi biliyorum. Sizi buraya tutan nedir? Bir hakikat olması lazım. Hani ruhu buraya alıştırması lazım bedene. Azrail'dir. O Azrail deniliyor o hakikat. Bir şey diyecektim abi ya. Söyle şimdi. Azrail'i biz mi şey yapıyoruz? Diyecektim. Oluşturuyoruz. Hani ölüm sen, demek. Ölüm, evet. Hani sen diyordun ya mesela. Eğer ölümde Azrail Aleyhisselam geliyorsa, hani sevin diyordun mesela, senin ruhunun inkişafına göre geliyor değil mi? Evet, yani Azrail gelmez herkese. Azrail'in avan. Eğer Azrail geliyorsa, yerden göğe şükret. Yani çünkü Azrail gelir, avanesi gelir. Biziz yani evet. Şey yapan. Evet, bak Azrail'in nurani olduğu için avaneleri var. Öyle herkesin ruhunu Azrail almıyor. Mektubat da bunu söylüyor. Üç kabil var diyor. Tamam mı? Avaneleri. Azrail Aleyhisselam büyüklerinkini alıyor. Ötekileri çırağını gönderiyor. Bazılarını kalfa gönderiyor. İşte onu oluşturan biziz. Biz oluşturuyoruz. Çırak mı? Öyle demedi mi büyük o veli? Tam ölecekti. Kalktı bindi atına. Ben diyor cihatta diyor şey yaptım diyor. Yatakta ölmem diyor. Bir tanesi de böyle şey yapmış, dua etmiş. Ya Rabbi, peygamberlerin ruhunu alan o Azrail'in o mertebesindeki Azrail. Azrail nihayetsiz mertebedir. Ya Rabbi, peygamberlerin ruhuna müekkel olan o Azrail mertebesini istiyor. Ve kabul etmiş diyor, değil mi? Hatırlat. Bir arada onu yapalım ya. Yarın hatırlatırsanız onu yapalım. Bir de onu yapalım ya. Bir Cebrail falan bir bakalım bu adama. Yani o kadar hoş insanlar ki ya. Tabii şey. Yoksa insan mı sanamadılar? O hakikat yok. İnsanın hakikatına sahipler. İnsan olamazlar. İnsan olmak için Allah insan olmak lazım. Vallahi insanlık acayip bir şey ya. Allah ile insan mabeyninde bir şey yok. Ama herkes kendi şeyinden memnun abi. Onlar da insan tabii, olacak tabii. Bir şey yok. Yani mesela baba eşya getirirse eve, kız, koca kız, 5 yaşındaki kardeşinin, erkek kardeşinin küçük ayakkabısını özenmez. Herkese ne getirilmişse ihtiyacı onda memnun. 6 yaşındaki bir kız çocuğu, 22 yaşındaki oğlan abisine, lan onun çeketi gibi önün çeketi yok diye ağlar mı? Ağlamaz. Herkes, İsa Aleyhisselam misaliydi bu. Hı. Onun için herkese verilenden herkes memnun. Ben memnunum. Ben Allah'ımda memnunum. Allah'ım şahit olsun. Risalem de şahit olsun. Ben Allah'ımda memnunum. Beni Allah, yani şey için demiyorum, şükür için söylüyorum. Ve emma bi nimeti rabbike feldiz. Gençlere de örnek olsun diye söylüyorum. Ölsem, Allah dese ki, seni tekrar gönderiyorum. Ne olmak isterdin? Kur'an'a, zatına, Kur'an'a, peygambere ve okuduğum hakikata yemin ederim aynı şeyi isterdim. Ne iş yaptığımıysam onu isterdim. O kadar işimi çok seviyorum. Onun için bu dert benim devlet dolaştırıyor yani. Ben işimi hiç ülfetim de yok. Ve yeni sanki okuyormuş gibi çocukluk var bende. Aynı şeyi yapardım. Sebebi şu. Ben
ustadın dediğini elimden geldiği kadar laikalara yapışıyorum. Gili kuş denilen toplumda gelişen hadiselere çoğunlukla ben %90 ölüyüm. Bilmiyor. Bilmiyor. Ömrümüzde bizim evimize televizyon da girmediği için fazla bozulmamış. 7 yaşına kadar köyde bile yaşamadık. Dağda merzede yaşadık. Tamamen mahfuz kalmış. Demek ki ruhum bilmiyorum. Ama yani ben bir daha gelsem vallahi billahi aynı işi yapardım. Ha, ne diyeceğim? Eğer ruhumuz ve fikrimiz bu Risale-i Nur'un melekütiyet tarafını aşına peyda etmeye başladı mı vallahi Allah emiyorsun gibi oluyor. Artık şey gibi ya hiçbir şey ilgini çekmiyor. Ne olacak yani böyle? Ballar balını bulduktan sonra öyle olmuş böyle olmuş. Bunlar neymiş ki ya? Yani bunlar hakikaten bir şey değil ya. Bedensel hayatı arzulanmaz. Arzulanacak bir şey değil. Biz bilmediğimiz için öyle oluyor. Yani biraz ruhsal zevkleri, enfusi tefekkürleri başladınız mı? Zevk orada be kardeşim. O tefekkürde ne kadınlık var, ne erkeklik var. Ne para var, ne pul var. Parasızlıkla para aynı şey oluyor. Ölümle hayat aynı oluyor. Enfüste böyle bir şey yok yani. O ayrışmalar, kutuplaşmalar mülktedir. Melekütte yoktur. Adadır orası. Dört tarafı suyuyla çevrili. Suyu buharlaştır. Ada olur mu artık? O uzantı sensin. Adaydı hani. Son cümlemiz neydi? Azrail aleyhisselam da bir perdedir. Evet, İzzet ve Azamet ister ki. Azrail de perde ne oldu? Direk kim alıyormuş? Cenab-ı Hak. İtiraz ne ediyorsun kardeşim o zaman? Azrail de perde ya. Çıkart onu ya. Çıkart. Çıkar kendini aradan. Zahir olsun yaradan ya. Çıkar Azrail'i ya. Ne olacak ya? Bak neymiş? Evet, İzzet ve Azamet ister ki esbab perdedarı desti kudret ola aklın nazarında. Tevhid ve celal ister ki tevhid ve celal esbab ellerini çeksinler tesir hakikiden. Demek ki Azrail aleyhisselam da dahi bir perdedir. İşi yapan, icraat yapan Allah'tır. Peki Allah bir işi fazla az yapar mı? Yapmaz. Allah haşa işi ifrat tefrit yapmaz. Allah ne yapıyorsa en iyi yapıyor. Sana ne yapıyorsa sana en uygun oydu. Sana giydirilen elbise odur. Allah böyle. Allah böyle baktı mı Allah fazla yapmaz. Allah Allah'tır. Allah Allah'lık yapıyor. Sen de adam gibi bu kul olursak gerisi hikaye şu. Meralara girme. Peygamberimiz öyle demiş. Abi başka bir yerde de arkasına eklemiş. Herkes diyor ölümün hikmetini anlamaz diyor. Evet. Onun için. Ölümün hikmetini nereden okudun? Yok. Neredeydi bilmiyorum şimdi de. Evet ölümün evet. Ha şeyde var. Hastalar Risalesi'nde var. Oradan mıydı? Ölümün arkasındaki hikmet güzelliklerini anlamadıkları için ölümden korkuyor tamam mı? Azrail'den korkuyor. Azrail görsen ödü patlar yani. Oysa Cebrail geliyor. Hazreti Hüseyin, Hazreti Hasan'a cebinden hediyeler getiriyor. Gülüyor. Sahabelerle görüşülüyor. Azrail aleyhisselam cehennem zebanisi değil ki. Azrail aleyhisselam cehennem zebanisi midir? Yani ceza veren memur. Ne alakası var ya? Arkadaşımızdır diyor. 11. şuada söylüyor. Herkesi korkutan Azrail'i cidden sevmeye başladım diyor. Hatırladınız mı? Kaçıncı? 11. şuadaydı değil mi? 11. şuanın 11. meselesi. Hani duada ya Rab Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail hürmetine dua ederken diyor. Herkesi korkutan Azrail'i diyor cidden sevmem. Azrail hakikaten çok sevilmiş bir şey ya. Çocuklara Cebrail koyuyorlar. İsrafil, Mikail koyuyor. Kimse Azrail koymuyor. Bir tanesi hey Azrail gelir misin lan? Adam ödül yapıyor Azrail. Azrail gelsene deyince bakıyor lan nereye gelsin ya. Hemen gidiyor kendisi orada. Yani Azrail gelsin kardeşim niye gelmesin? Cehennem memuru değil ki. Orada zebaniler var. O zebani değil ki. Allah'ın delikanlı gibi böyle memurudur. Adam gibi adam. Geliyor sana. Sana gelse de öp de başına koy. Ya çırağını gönderse iş kolay. Şey zor. Niye? Çırak iyi, işi iyi beceremez. Açıtır. O kafirler onlar geliyor işte. Onun için beceremiyor çırak. Arabayı sen şimdi yeni asistan doktora beyin ameliyatını ettirir misin? Ha onun gibi. Lan
Şimdi gittin kalp şeyi geçireceksin. Yani kalp şey ve beyin ameliyatı geçireceksin. Kılcal damarını. Asistan, pratisyen geç. Veya kasapta et. Sen çok et doğradın. Bu hayvanları çok kestin. Bunu da kesersin diye teslim olur musun? Güven olur mu? Azrail Aleyhisselam gelmese çırağını gönderir. Çırak da işi iyi beceremiyor. O ruhu nasıl çıkartacak? Seyret şimdi. Kıracak, dökecek, kafasını koparacak. Yarısını oraya bırakacak. Bağıracak adam. Her türlü uyuşturucu veremeyecek. Narkoz veremeyecek. Ağzından mı alacak, burnundan mı, kulağından mı, nereden çıkartacak bilmiyor. Deneyecek. Ulan kulağından mı deneyim, kafasına mı deneyim? Affedersin, çok çok özür dilerim. Kafirin öyleymiş ya. Öyle kıçından da şey yapılacak. Nereden çıkartacak? Nereden alacak bu ruhu? Çırak da. Şimdi onun için Azrail gel. Kim gelsin şimdi? Azrail gelsin. Azrail gelsin. Ya Rabbi amin ya. Azrail gelsin ya Rabbi. Amele bakıyor. Amel yeni olmaz lazım. Amel ve itikad. Evet. Azrail gelsin bize ya Rabbi. Dersin hürmetine. Amin diyenlere de ya Rabbi. Bütün sevdiklerimize, sevdiklerimizi sevenlere de, dünyada ve ahirette olanlara da, bizi dua edenlere de, bizde hakları olanlara, emeği olanlara, bizden bir şey bekleyenlere, dua edenlere, söz verdiklerimize, eşlerimize, dostlarımıza, yakınlarımıza, nur talebelerine, hasreten ehl-i imana, hasreten nur talebelerine, ustadımıza, ya Rabbi merhamet eyle, iştirak amali uhreviyeden hisselerini azim eyle, mekanlarını cennet eyle. Bu dersi kabirde enis ve yoldaş eyle. Nur ve gıda eyle ya Rabbi. Geçmişlerimizi de affeyle ya Rabbi. Geçmişte yapmış olduğumuz günahları ya Rabbi tövbe ediyoruz. Ve tübaleyne ya tevabu ya kimu tevbete nesu aleyakum enellezine faalu feyşeten evzelam enfusikum. Zekerullah festağferu li zunubim ve miyafiru zunube illallah. Estağfurullah el azim el kerim ellezi la ilahe illa hu. El hayyul kayyum ve etubu ile subhane. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tan salavat.